o sarsıntı sağlamak falan çok etkiledi beni. Hala şu an ellerim ayaklarım titriyor. Yani heyecanlanmam gerektiğini, kendimi sakinleşmem gerektiğini. Okulda depreme yakalandığımızda ben çıkıp gitmiştim ama şimdi çıkıp gitmemem gerektiğini, hayat üçgenini yapmam gerektiğini öğrendim. O da çok güzeldi. Deprem etkisini yeniden yaşadık. Ve bu bizim için yine bir tecrübe oldu. Yani burada depremle ilgili öğrendiklerimizi daha çok pekiştiriyoruz. Deprem çantası yapmamız gerektiğini, hayat üçgenini, onun dışında çok paniklememiz gerektiğini daha çok pekiştirerek öğrenmiş olduk. Fevkalade güzel, bilgilendirici ve bilinçlendirici bir çalışma olduğuna şahit olduk. Öncesi verilen bilgilendirme, akabinde yapılan bilgilendirme ile durumun ehemmiyeti ve ciddiyeti muhtemelen kavratılmıştır diye umut ediyoruz. Depremde ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini, sonrasında neler yapmamız gerektiğini çok iyi öğrendim. Deprem olmadan önce binalarımızın güvenliğini, deprem çantasını, deprem planını ve nerede nasıl davranacağımızı çok iyi öğrendim. Bence çok faydalı. Bütün gençlerin oraya gitmesini ve depremle ilgili biraz bilinçlenmelerini istiyorum. Yıkılabilecek eşyaların yanından uzak durmak, masanın altına saklanmak gibi. Depremden önce ve sonra neler yapacağımızı ve panik olmamamızı, eşyaları duvara sabitlememizi ve deprem çantası hazırlamamızı. Başımızı çık, kapan, tutu öğrendik. Sakin olmayı öğrendik. Eşyaların sabitlenmesi gerekiyor. Binaların daha da dayanıklı olması gerekiyor. Bir de hareketimiz var, çık, kapan, tutun.